Bir zamanlar eski bir ormanın derinliklerinde büyülü bir dünya vardı. Bu dünya sıradışı yaratıkların ve büyülü bitkilerin evi olan bir yerdi. Ormanın en uç noktasında büyük bir çınar ağacı bulunuyordu. Bu çınar ağacı ormanın ruhu olarak kabul edilirdi ve adına Yüksek Çınar denirdi. Yüksek Çınar insanların ve yaratıkların sorunlarını dinler ve onlara öğütler verirdi. Ormanda yaşayan tüm yaratıklar onun bilgeliğine saygı gösterirlerdi. Ancak bir gün ormanın en yaşlı elfi olan Elara, yüksek çınarın üzerine düşen bir büyücü laneti hakkında endişeli bir şekilde ormana geldi. Elara, "Yüksek çınar büyücüler tarafından lanetlenmiş gibi davranıyor," dedi. "Artık bizimle iletişim kurmuyor ve ormanın büyüsü solmaya başladı. Ne yapmalıyız?" Ormanın diğer yaratıkları da bu durumdan endişeliydi. Yüksek çınarın lanetlendiğini düşünmek onları korkutuyordu. Bu yüzden ormanın en cesur yaratıkları yüksek çınarı kurtarmak için bir göreve gönüllü oldular. Görevleri, büyücülerin lanetini kaldıracak olan Işığın Yıldızı adında efsanevi bir mücevheri bulmaktı. Işığın Yıldızı ormanın derinliklerinde gizliydi ve sadece cesur yürekler onu bulabilirdi. Macera başladığında yaratıklar ormanın tehlikeli yaratıklarıyla ve engelleriyle karşılaştılar. Ancak birlikte çalışarak ve cesaretlerini asla kaybetmeden ilerlediler. Zorlu bir yolculuktan sonra nihayet ışığın yıldızını buldular. Işığın yıldızını alarak geri döndüklerinde yüksek çınarı lanetinden kurtardılar. Yüksek Çınar tekrar konuşmaya başladı ve ormanın büyüsü geri döndü. Ormanın yaratıkları bir araya geldi ve kahramanlarını coşkuyla kutladılar. Bu macera ormanın birliğini ve dayanışmasını simgeliyordu. Yaratıklar her zorluğun üstesinden gelebileceklerini ve birlikte çalışmanın ne kadar güçlü bir güç olduğunu öğrendiler. Artık ormanlarına daha da büyük bir sevgi ve saygıyla bakıyorlardı. Yüksek Çınar'ın laneti kaldırılmasının ardından ormanın yaratıkları arasında bir dayanışma ve birlik duygusu daha da güçlendi. Elara ve diğer cesur yaratıklar artık ormanın koruyucuları olarak kabul edildi ve Yüksek Çınar ile birlikte ormanın geleceğini şekillendirmeye başladılar. Ormanın büyüsü daha da güçlendi ve her yıl binlerce yaratık ormanın huzurunu ve güzelliğini ziyaret etmek için geliyordu. Ormanın sırları ve büyüleri her geçen gün daha fazla yaratık tarafından öğreniliyordu. Ancak ormanın huzuru sadece dış tehditlerden değil, içsel sorunlardan da etkileniyordu. Yaratıklar arasında bazı anlaşmazlıklar ve anlayışsızlıklar ortaya çıkmıştı. Yüksek Çınar bu içsel çatışmaları çözmek için yeniden devreye girdi. Yaratıklar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve anlaşmazlıkları çözmek için bir barış konseyi oluşturuldu. Bu konsey, her yaratık türünden temsilcileri bir araya getirdi ve sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini sağladı. Ormanın barışı ve uyumu, Yüksek Çınar'ın rehberliği altında güçlendi. Her yıl düzenlenen büyük bir festival, yaratıkları bir araya getiriyor ve birliklerini kutlamalarına olanak tanıyordu. Bu festivallerde hikayeler anlatılır, şarkılar söylenir ve danslar edilirdi. Ormanın huzuru ve büyüsü artık daha güçlüydü ve her yaratık bu büyüyü korumak için elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Yüksek Çınar'ın laneti kaldırılmasının ardından orman daha da büyük bir aile haline gelmişti ve böylece ormanın hikayesi sadece bir hikaye değil bir yaşam tarzı haline geldi. Yaratıklar birbirlerine ve ormanlarına olan bağlılıklarıyla mutlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Yüksek çınar onların bilge rehberi olarak her zaman yanlarındaydı ve ormanın büyüsü sonsuza kadar sürdü. Bu ormanın büyülü dünyasının hikayesiydi. Birlik ve dayanışma her zaman zafer kazanacak olan değerlerdi ve ormanın yaratıkları bu değerleri korumak için birlikte çalıştılar. Ormanın huzuru ve güzelliği her geçen yıl daha da büyüdü. Yaratıklar ormanın yaşam döngüsünün önemini daha da iyi anladılar ve çevreye duyarlı bir şekilde davranmaya başladılar. Ormanın koruyucuları olarak doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı öğrendiler ve ormanlarını gelecek nesillere bırakmak için çaba gösterdiler. Barış konseyi, ormanın yaratıkları arasındaki anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye devam etti. Ormanın büyüsünü ve birliğini korumak için bir arada çalışmaya kararlıydılar. Bu çabalar sayesinde orman içindeki uyum ve dayanışma daha da güçlendi. Yıllar geçtikçe ormanın büyüsü sadece ormanın sakinlerini değil, dış dünyadan gelenleri de etkiledi. İnsanlar ormanın gizemini keşfetmek için ziyaret etmeye başladılar. Ormanın büyülü güzellikleri ve hikayeleri ziyaretçileri büyüledi ve onları doğanın değerini daha iyi anlamaya teşvik etti. Elara, yaşlı elf, artık ormanın en bilge rehberlerinden biriydi. Genç nesillere hikayeler anlatırken ormanın geçmişini ve büyüsünü aktardı. Onun rehberliği altında yetişen genç yaratıklar ormanın geleceğini korumak için yeni fikirler ve çözümler buldular. Ormanın büyülü dünyası sonsuz bir kaynak gibi görünüyordu ve her gün yeni bir sürprizle doluydu. Yaratıklar doğanın çeşitliliğine ve zenginliğine hayran kalmaya devam ettiler. Ormanın derinliklerindeki gizemler asla tükenmiyordu ve böylece ormanın hikayesi birçok kuşak boyunca sürdü. Birlik, dayanışma ve doğanın değeri her zaman ön plandaydı. Ormanın büyüsü yaratıkların ve ziyaretçilerin hayatlarına ilham verdi ve sonsuza kadar devam etti. Bu ormanın büyülü dünyasının hikayesi ve bu hikaye insanların ve yaratıkların doğayı ve birbirlerini korumak için birlikte çalışmalarının bir anısına dönüştü ve böylece ormanın büyüsü sonsuza kadar sürdü.